Kahve Evreni isimli bir kahve dükkanındaki bazı popüler içeceklerin, popüler tutulan içeceklerin besin değerleri aşağıda verilmiştir. Burada içeceklerin isimleri, burada sıcak mı soğuk mu oldukları, burada kalorileri, burada gram cinsinden içerdikleri şeker ve burada da miligram cinsinden içerdikleri kafein verilmiş. Bize bu veri tablosundaki bireylerin neler olduğunu sorup 3 seçenek vermişler kahve evreninin müşterileri mi, kahve evreninin içecekleri mi, yoksa içerdikleri kafein miktarı mı? Bu noktada dikkatli olmamız lazım çünkü bize bir verideki bireyleri sorduklarında bu bireylerin her zaman insan olmaları gerekmez. Yani bireyler herhangi bir şeyde olabilirler, herhangi bir şey. Bu veri grubundaki bireylerse listede her satırda farklı bir içecek çeşidi olduğuna göre kahve evreninin sunduğu, sattığı farklı kahve çeşitleridir. Evet, hemen kahve evreninin içecekleri seçeneğini işaretliyoruz. İkinci soruda ise verinin kaç tane değişken içerdiğini ve bu değişkenlerden kaç tanesinde kategorik değişken olduğunu soruyorlar. Hemen tabloya geri dönelim. Birinci sütunda içecek çeşitleri var ve bu bir değişken değil. Olsa olsa belirleyici olabilir. Ama diğer sütunlarda bulunanların hepsi değişkendir. Örneğin içecek soğuk veya sıcak olacağı için sıcaklık, soğukluk bir değişkendir. Ve söz konusu bu değişken olduğunda içecek belirli bir kategoriye dahil olmalı öyle değil mi? Yani ya sıcak olacak ya da soğuk. Aslında tabii ki sadece iki kategori olmasına gerek yok. İkiden fazla kategori de olabilir ama burada değişken ikisi dışında herhangi bir değeri alabilecek bir değişken olmadığı için iki kategoriden birine kategoriden birine dahil olmak zorunda olduğu için kategorik bir değişkendir. Kalori kategorik bir değişken değildir çünkü 4,1 kalorilik ya da 178 kalorilik bir içecek olabilir. Ve aynı durum şeker ve kafein için de geçerli. Bunlar herhangi bir kategoriye dahil olmayan, miktara bağlı değişkenler. Bu yüzden de 1, 2, 3, 4 tane değişkenimiz var ve bunların biri kategorik olduğu için doğru cevap A seçeneği.